TC Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, KKTC'de temaslarda bulundu. Dönmez, KKTC'de yaşlarımızın hak ve menfaatlerinin sonuna kadar yanındayız. Rum basını yazdı. Başkanlar Konseyi'nin dünkü toplantısında enerji konularının birlikte idaresinin söz konusu olamayacağı sonucu çıktı. Sağlıkta örgütlü 4 sendikadan protesto. Tüm alanlarda personel istihdam edilmeli. Hürriş'ten protokol eleştirisi. Çalışma barışı bozulacak. Bakan Pilli açıkladı. İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda tarihi geçmiş tonlarca ilaç bulundu. ABD'den Türkiye açıklaması. Suriye'nin kuzeyine operasyon kabul edilemez. İyi akşamlar sayın seyirciler. Kıbrıs Genç TV Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ülkemizden, dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Ben Didem Gürses. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günübirlik resmi ziyareti için bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Dönmez ilk olarak Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edildi. Fatih Dönmez, Akıncı'nın Rum yönetimine yaptığı doğal kaynakların kurulacak ortak komite tarafından değerlendirilmesi yönündeki teklifini desteklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı temaslarda bulunmak amacıyla KKTC'ye gelen Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i kabul etti. Ziyarette konuşan Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'deki enerji konusunda öteden beri devam eden temasları olduğunu kaydetti ve arz güvenliğine katkı sağlamak bağlamında KKTC ile hem teknik hem de ekonomik işbirliklerinin artarak devam ettiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin sonuna kadar yanında olduğumuz defaten hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de diğer bakan arkadaşlarımız bizler defaatle ifade ettik. Güney Kıbrıs Rum yönetimini adanın tek hakimi ve tek yöneticisi olarak kendisini görmesi ve tek taraflı adımları biz kabul etmediğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu kapsamda zaten sizin geçtiğimiz ay yapmış olduğu teklif son derece yerinde bir teklif aslında. Adanın doğal kaynaklarının bir kurulacak ortak komite yoluyla değerlendirilmesi, biz de onu destekliyoruz. İnşallah karşı tarafta bu teklifinize olumlu yaklaşır. Biz doğal kaynakların çatışmanın değil, tam tersine barışın ve adanın refahına katkı sağlayacak önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak da bu müzakerelerde ihtiyaç halinde, arzu edildiğinde sürece katkı sağlamaya da hazır olduğumuzu bir kez daha burada ifade etmiş olayım. Cumhurbaşkanı Akıncı da Doğu Akdeniz'deki enerji yatakları konusuna barışa, huzura hizmet eden bir araç olarak değerlendirmek gerektiğinin altını defalarca çizdiğini hatırlattı ve Dönmez'in de bunu vurgulamasından ve barış mesajlarını gözlemlemekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Coğrafyayı değişemeyiz ama bu kötü gidişi değişebiliriz. Yeni ilişkiler tanımlayabiliriz. Bunların yeniden tanımlanmasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Hem Kıbrıslı Türkler var onlar arasında, hem bu coğrafyada Türkiye ile Yunanistan arasında, Türk ve Yunan halkları arasında ve bölge uluslararası arasında da yeni barışçı, karşılıklı yarara dayalı ilişkiler tesis etmek mümkündür diye düşünüyoruz. Bunun yolu diyalogdan geçer. Bunun yolu biraz önce sizin de desteğinizi belirttiğiniz ortak komitelerin kurulmasından geçer ve işbirliği ve yararın tüm taraflara getireceği faydaların idrakinden geçer. Rum tarafı aceleyle önerimizi kategorik olarak reddettikten sonra 9 Ağustos'ta yapacağımız görüşme ve sonrasında olaya bir daha bakma ihtiyacı duysun. Temennim budur. Cumhurbaşkanı Akıncı hidrokarbon konusunda 3 seçenek bulunduğunu kaydetti ve bunları tek yanlı kazı çalışması yapılmaması, ortak bir komite kurup birlikte hareket etme ve bugün olduğun gibi karşılıklı kazılar yapma olarak sıraladı. Onların tavırlarına bağlı olarak gelişen tavırlarımız söz konusudur. O nedenle bizi kimsenin suçlayabileceği bir nokta olmamak gerekir. Kendilerine bu opsiyonları yıllardan beri verdik, tanıdık ve bu şu anda bulunduğumuz durum biraz da onların istediği şekilde oluyor demektir. Ortaklaşma yok, moratorium yok. O zaman herkes kendi yolunda gidecek demektir. 9 Ağustos'ta bir araya geldiğimizde yine bu ortak akıl yolunu önereceğim. Ortak komitede buluşmayı önereceğim. Ve bu bölgede dostluğun, barışın tüm toplumlara getireceği faydadan bahsedeceğim. Umarım yeterli karşılık bulsun bu söylemlerimiz. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başbakan Ersin Tatar tarafından da kabul edildi. Dönmez, garantör ülkelere herhangi bir görev düştüğünde bu desteği ve katkı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Dönmez, öteden beri özellikle hidrokarbon kaynaklarının adada bir çatışma, tartışma konusu olmaktan çıkartılarak barış, huzur ve refahın artmasına katkı sağlayacak bir alana doğru gitmesini arzu ettiklerini söyledi. Ama maalesef Güney Kıbrıs Rum yönetimi öteden beri adanın tek hakimi pozisyondaki söylem ve eylemlerine tek taraflı olarak devam etti. Bu noktada Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz her platformda destek olmaya devam ediyor. Garantör ülkelere herhangi bir görev düştüğünde de biz çekinmeden bu desteği ve katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu da bir kez daha teyit etmek istiyorum. Başbakan Tatar da Türkiye ile birlikte bu bölgede, bu coğrafyada hak ve çıkarlarımızın savunulması için ne gerekirse onu yapmak durumundayız dedi. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke olarak uluslararası hukuka uygun ve Kıbrıs Türk halkının da desteğini alarak yapılan anlaşmalar doğrultusunda hareket ettiğini kaydetti. Bu özveri çalışmalarının inşallah günün sonunda gaz, petrol neyse artık bulunacak olan bunların da ortaya çıkmasıyla halklarımızın daha da zenginleşmesi için ve tabii ki Güney Kıbrıs'ta yapılan bir takım görüşmelerde o ortak komitenin keşke hayat bulabilmesi noktasında bizim de ona her zaman söylediğimiz yaklaşımlar vardır ama öyle bir niyet yok Sayın Bakanım. Öyle bir niyet yok. Türkiye ile birlikte bu bölgede, bu coğrafyada hak ve çıkarlarımızın savunulması için ne gerekirse onu yapmak durumunda olduğumuzu bir kez daha halkımızla ve dünya kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu kabloyla elektriğin buraya getirilmesi gündemde değil. Bir takım sıkıntılar olabilir. Fizibilite ve bağlamında veya siyasi bağlamda. Ama inşallah o noktada da bu sıkıntıların aşılması ile enerji maliyetlerinin düşmesi ve haliyle buraya süreklilik arz eden böyle enerjinin getirilebilmesi ki bunun yenilenebilir bir enerjiyle de tamamlanması bağlamında bir takım umut verici açılımların olabilmesi bizler için fevkalade önemlidir. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez onuruna öğle yemeği verdi. Golden Tulip Otel'de yer alan yemeğe Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeli ve bürokratlar katıldı. Yemekte sadece görüntü alınmasına imkan verildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis'le Cuma günü yapacağı görüşme öncesinde mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçici danışmanı Jane Holt, Lut, Cuma günkü görüşmesi öncesinde liderleri telefonla aradı. Lut, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin liderlerin gayri resmi toplantısına verdiği önemin altını çizdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçici danışmanı Lut, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı telefonla arayarak Rum lider Nikos Anastasiadis'le 9 Ağustos'daki görüşme öncesinde başarı dileklerini iletti. Lut, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorununun çözümüne ilgi ve desteğinin devam ettiğini belirterek BM Genel Sekreterinin liderlerin 9 Ağustos'daki gayri resmi toplantısına verdiği öneminin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Akıncı telefon görüşmesinde Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutum ve politik kararlılıkla davrandığının bilindiğini ve 9 Ağustos'daki toplantıya da her zaman olduğu şekilde iyi niyetle ve yapıcı tutumla katılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeden sonuç alınabilmesi için siyasi kararlılık ve iyi niyetinin karşılık görmesi gerektiğinin de altını çizdi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de Lut'la ilgili gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kıbrıs sorununu ele aldı. Rum haber kaynakları, hükümet sözcüsü vekili Klelia Vasilou'nun yazılı açıklamasına dayanarak Lut'un liderler arasında 9 Ağustos'da gerçekleştirilecek görüşmeden olumlu bir sonuç çıkması temennisinde bulunduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs'ta önümüzdeki dönemde müzakere zemini konusunda bir paradigma değişikliği olacaksa paylaşmaya dayalı bir federal ortaklık yerine işbirliğine dayalı ortaklık modellerini konuşturabilmemiz gerekir dedi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerine hitap etti. Kıbrıs'ta bir paradigma değişikliğinin ve kırılmanın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum diyen Özersay, denemediğimiz, deneyip de tüketmediğimiz tek şey müzakere masasında hiç değişmeyen şey, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon. Bunu hiçbir zaman değiştirmedik. O hep sabit kaldı. Federal ortaklık için belli şartlar olması gerekir dedi. Özersay, Kıbrıs'ta federal ortaklığın bugün şartları mevcut değildir. Çünkü federal ortaklık yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayalı bir ortaklık modelidir diye konuştu. Kıbrıs'ta Rum topluluğunun paylaşmaya hazır olmadığını vurgulayan Özersay, federal ortaklık için taraflar arasında güvene de ihtiyaç olduğunu, ancak bugün daha ziyade bir güven bunalımından, güven krizinden bahsedileceğini belirtti. Bu nedenle federal ortaklık modelinin sorgulanması gerektiğine dikkati çeken Özersay, artık Kıbrıs'ta paradigma değişikliğinin masaya konması gerektiğini söyledi. Kudret Özersay, Kıbrıs'ta önümüzdeki dönemde müzakere zemini konusunda bir paradigma değişikliği olacaksa paylaşmaya dayalı bir federal ortaklık yerine işbirliğine dayalı ortaklık modellerini konuşturabilmemiz gerekir diye konuştu. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'a ilişkin ortaya koyduğu son raporda her düzeyde işbirliği yapılmasını telkin eden bir takım çağrıların olduğuna işaret eden Özersay, taraflar arasında güven oluşmasına yardımcı olabilecek bir işbirliği modelinin en makul ve yürünebilecek yol olduğunu kaydetti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Maraş ne çözüm sonrasına ertelenecek ne de uluslararası topluma kavga vesilesi yapılacak bir konudur dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından Maraş konusunda açıklama yaptı. Erhürman paylaşımında kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Maraş ne çözüm sonrasına ertelenecek ne de uluslararası toplumla kavga vesilesi yapılacak bir konudur ifadelerini kullandı. Erhürman, kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Maraş'ta diyalog, çok yanlı diplomasi ve akıl yoluyla hem kendi ayakları üzerinde duran bir ekonominin yaratılmasına hem de kapsamlı çözümün zorlanmasına hizmet edecek bir çözüm üretmek mümkündür dediği sosyal medya paylaşımında enerjimizi bu çözümün üretilmesine harcamak gerekir dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının korunmasıyla mümkündür. Bu bölgede sondaj adı altında yürütülen gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye ve KKTC'nin haklarının korunmasıyla mümkündür. Bu bölgede sondaj adı altında yürütülen gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız dedi. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür. Bu bölgede sondaj adı altında yürütülen gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız. Erdoğan ayrıca Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz dedi. S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri olmadığını da belirten Erdoğan, kimse kimseyi aldatmasın ifadesini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Kiraz ilçesinde ziyaretlerde bulundu, ilçe sakinlerine hitap etti. Yıldırım, Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını oldu bittiye getirip ellerinden almaya çalışanlara Türkiye garantör olarak gereken karşılığı veriyor dedi. Rum siyasiler dünkü Başkanlar Konseyi sonrası açıklamalarda bulundu. Alithia gazetesi, siyasi parti başkanlarından bazılarının enerji konularının Kıbrıs sorunuyla ilgili istişarelere dahil edilmemesi gerektiğine özel önem verdiklerini yazdı. Rum siyasi parti başkanları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında Trodos'taki yazlık başkanlık konutunda gerçekleştirilen Başkanlar Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundular. Alithia gazetesi, siyasi partilerin liderlerinin tümünün toplantının ardından özellikle iyi ortam, düşük ses tonları ve gerçekleştirilen yapıcı görüşme üzerinde durduklarını yazdı. DİSİ Başkanı Averof Neofytou toplantının ardından açıklama yapmadı. Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Neofytou paylaşımında önceliklerinin çıkmazın aşılması ve diyaloğun üzerinde hemfikir olunan iki kesimli, iki toplumlu federasyon ve Guterres parametreleri çerçevesinde yeniden başlaması olarak kalmaya devam ettiğini belirtti. AKER Genel Sekreteri Andros Kyprianou da iki liderin görüşmede müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin izin verecek olan olumlu bir ortamın inşa edilmesi için her türlü çabayı göstermelerini beklediğini dile getirdi. DİKO Başkanı Nikolas Papadopoulos da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hiçbir durumda egemenlik haklarını tartışmaması ve Ankara'nın ilk önceliği olarak görülen doğalgazın ortaklaşa idaresine ilişkin tartışmalara girmemeleri gerektiğini savundu. EDEK Başkanı Marios Karoyan ise Anastasiadis'ten Akıncı'ya enerji konusunun düzenlenmesiyle alakalı olarak yaptığı önerilerin münhasır ekonomik bölgenin hangi alanında uygulanmasını istediği sorusunu sormasını istediğini ifade etti. Dayanışma Hareketi Başkanı Elano Teoharus ise Kıbrıslı Türklerin hidrokarbonları ve doğal zenginlikleri ortaklaşa idaresini istemeleri durumunda Kıbrıs Cumhuriyeti'ne katılmaya gelmelerini söyledi. Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas da liderlerin görüşmesinden olumlu bir sonuç çıkmasına ilişkin olasılıkların önemsiz olacak kadar küçük olduğunu savundu. DİPA Başkanı Marios Karoyan ise görüşmede ileride atılacak olan adımlara yardımcı olacak koşulların şekillendirilmesini umduğunu dile getirdi. Başkanlar Konseyi'nin dünkü toplantısından enerji konularının birlikte idaresinin söz konusu olamayacağı sonucunun çıktığı, Anastasiadis'in bu sonucu Cuma günkü görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ileteceği bildirildi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in Rodos'taki başkanlık yazlığında yaptığı Rum Siyasi Parti Başkanları toplantısından enerji konularının birlikte idaresinin söz konusu olamayacağı sonucunun çıktığı, Anastasiadis'in bu sonucu Cuma günkü görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya ileteceği bildirildi. Filelefthoros gazetesi Anastasiadis'in parti başkanlarına enerji kaynaklarının birlikte yönetilmesinin ve Akıncı'nın talep ettiği gibi ortak bir komite kurulmasının söz konusu olmadığı garantisini verdiğini belirtirken, Anastasiadis'in 9 Ağustos görüşmesine şu öneri ve tezlerle gideceğini savundu. Türkiye'nin MEP'teki talepleri sadece Kıbrıs Rumların değil, aynı zamanda Kıbrıs Türklerin de aleyhinedir. Türkiye'nin istediği şey Kıbrıs Türklerin haklarını korumak değil, kendi taleplerini genişletmektir. 2. Gelirlerin paylaşımıyla enerji kaynaklarının ortak idaresi birbirleriyle ilişkilendirilmemelidir. 3. Kıbrıslı Türklerin gelişmelerinden haberdar olmaları için bir komite kurulabilir. Toplantıda kapalı bölge Maraş'a ilişkin olanların dışında herhangi bir güven yaratıcı önlemin söz konusu olamayacağı yönünde görüş birliğine varıldığını aktaran gazete, çözüm müzakereleri konusundaysa Anastasiadis'in BM çizgisinde hareket etmekte ısrarcı olacağının vurgulandığını yazdı. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, eski Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanlarının ihtiyaç sandığına yatırılmamış prim ve depozit borçlarına karşılık 15 milyon TL ödendiğini açıkladı. Amcaoğlu, işçilerle yoksul ve engellilerin bayramlıklarının da yarın ödeneceğini duyurdu. Sağlıkta kamuda örgütlü 4 sendika, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanlarının angarya çalışmalarını protesto etti. Sendikalar hükümetten tüm alanlarda sağlık personeli istihdam edilmesi talep etti. Kıtams, Kamusen, Kamu İş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Kamuda sağlık alanında görev yapan çalışanların angarya çalıştırılmalarını protesto etti. 4 sendika hükümetten tüm alanlarda sağlık personeli istihdam etmesini talep etti. Protokol imzaladık. Bir önceki yıl emekli çıkanların sayısı kadar istihdam yapabiliriz. Değerli basın emekçileri, bir önceki yıl emekli çıkan kişi sayısı ve kişiler de 30 yıl önce devlette istihdam edilenlerdir. Yani düşünün ki 30 yıl önceki nüfus yapımız ve nüfus sayımıza göre mi hizmet vermektedir kamu çalışanları, hemşireler ve diğer kamu sağlık çalışanları, ambulans şoförleri, yani kamusal alanlarda çalışan herkesin iş yükü artmıştır. Ve kendileri atmış oldukları protokolü göstererek biz istihdam yapamayız. Aksine %10 da alacağınız ödeneklerden tasarruf, %50 de çalışmış olduğunuz ek mesailerden de kesinti yapacağız dediler. Bakın, çalıştırmak zorunda bıraktıkları sağlık çalışanlarından %50 de kesinti yaparak. Bir kere sağlıkta tasarruf olamaz. Sağlık hizmetleri ertelenemez ve telafi edilemez. Ve bu istihdamı sağlayamayanlar, çalışanları angarya çalışmak zorundasınız şeklinde baskı yaparak tehditle çalıştırılmaya mecbur bırakıyorlar. Sağlık Bakanlığı'ndan hizmetlerin aksamaması adına personel istihdamı yapmalarını talep ediyoruz. Bizim buradaki tek talebimiz personel talebidir. Hayat pahalılığı konusunda sözde alacaklı olduğunu iddia eden hükümet hızlıca kanun hükmünde kararname üretmiş ve sendikalarımızca mahkemede aramir alındıktan sonra gerekirse yasa değişikliği yaparız, gerekirse yasa yaparız ve yine alırız şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Ancak sağlık emekçisi alacaklı olduğu zaman yasal engel var deyip tam bir tutarsızlık örneği sergilemiştir. Kimse kusura bakmasın, hükümet sağlık emekçisinin cebine göz dikmiştir. Hükümet emek sömürüsü yapmaktadır. Ve son olarak sağlık çalışanlarının ek mesai ödenekleri veya farklı menfaatlerine herhangi bir şekilde müdahale yapılması halinde gerek mahkemelerce, gerekse sokakta hakkımızdan aranacağı konusunda başta Sağlık Bakanlığı ve hükümeti şimdiden uyarıyoruz. Hürriş 2019 reform eylem planı konusunda basın toplantısı düzenledi. Hürriş Başkanı Ahmet Çalı da Mali İşbirliği Anlaşması protokolünü eleştirerek zoraki tedbirlerle antidemokratik davranışla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki demokrasinin katledilmiş olacağını, çalışma barışının bozulacağını savundu. Hürriş Federasyonu yetkilileri 2019 reform eylem planı konusunda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Hürriş Genel Başkanı Ahmet Çalı da Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan ve Mali İşbirliği Anlaşması protokolünde yer alan birçok olumlu maddenin yanında çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyen, dinamitleyen maddeler bulunduğunu savundu. Şöyle ki 4296 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve referandum yasasının 2292 sayılı iş yasasında çalışanların aleyhinde değişiklik yapılacak olan bu değişiklikler ile direkt toplu iş sözleşmelerine müdahale edilecek anlamı da taşımaktadır. Bu müdahaleler zorundaki tedbirlerle antidemokratik davranış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki demokrasi katledilmiş olacak, ülke ve çalışma barışı da bozulacaktır. Toplu iş sözleşmelerinin işveren ve sendika temsilcileri arasında müzakere ederek mutabakat sağlanmaktadır. Hal böyleyken 2019 reform eylem planında ayrıca da Maliye Bakanlığı'nda onayı şart koşuyor. Çalı da 2019 reform eylem planının 1. bölümünde yer alan çalışma hayatıyla ilgili maddelerin taraflarca yeni baştan ele almalarını önerdiklerini söyledi. Bizim muhatabımız ne Türkiye Cumhuriyeti elçiliğidir ne Türkiye Cumhuriyeti makamlarıdır. Bizim muhatabımız sadece bu yasalara evet diyen hükümettir. Hükümete karşı direnmek bizim asli görevlerimizdir. Yasalar çerçevesinde tüm eylemlerimizi de yapacağımızı buradan bir kez daha sesleniyorum. Lütfen bu paketi bir kez daha gözden geçirmenizi, bir kez daha bizlerle muhatap alarak dinlemenizi talep ediyoruz. Sendikal platform hükümetin çalışanların ve emeklilerin maaş ücretlerine saldırdığını savundu. Sendikal platform hükümetin denk bütçe diyerek çalışanların ve emeklilerin maaş ve ücretlerine saldırdığını, bunun tam bir ikiyüzlü siyaset olduğunu savundu. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, sendikal platform adına yaptığı yazılı açıklamada, devleti zarara uğratan, alacakları tahsil etmeyen ve bütçe dışı 680 milyon TL ödeme yapandır. Aynaya bakarsanız Kıbrıs Türk toplumunu kimin batırıp yok oluşa sürüklediğini görebilirsiniz ifadelerini kullandı. Elcil, UBP-HP hükümeti yetkililerinin göreve gelir gelmez çalışanların, emeklilerin ve sosyal sigortalıların gelirlerine göz dikerek kesintiye gitmeyi öncelikli hedef olarak belirlediğini öne sürdü. Elcil, seyir-sefer ruhsatlarından 82 milyon TL, sanayi bölgesi arsa kiralarından 5,5 milyon TL devletin alacağını neden tahsil edemediğini anlamamız mümkün değildir dedi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda tarihi geçmiş tonlarca ilaç bulunduğunu tespit ettiklerini belirterek burasının kontrol altına alınması için kolları sıvadıklarını açıkladı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, bakanlığa bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi'nde bulunan Genel Ecza Deposu'nda ilaç depolama sistemi ve uygulanmaya başlanacak yeni kontrol sistemi konusunda açıklamalarda bulundu. Pilli, İlaç ve Eczacılık Dairesi depo kısmında bir felaketle karşılaştığını ve içerisinde tarihi geçmiş tonlarca ilaç bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, mevcut depoda ne kadar ilaç olduğu, ne zaman alındığı, içeriğinin ne olduğu ve son kullanma tarihlerinin bilinmediğini üzülerek öğrendiğini dile getiren Pilli, bu durumun asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yıllarca bu kadar büyük bir ilaç sarfiyatının olması, yaklaşık 90 kamyon kadar ilacın imha için bu kadar uzun süre beklemesi ve bu kadar büyük bir ihmalin olması kabul edilemez bir durum diyen Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak kalıcı bir sistem için kolları sıvadıklarını kaydetti. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu bağlamda 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Merkezi yerleştirme sonuçlarıyla TC üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arası gerçekleştirilecek. KKTC liselerinden mezun öğrenciler elektronik kayıt işlemlerinden yararlanamayacak. Yerleşme alan öğrenciler kazandıkları programla ilgili bilgiyi üniversitelerinin web sitesinden öğrenebilecek. TC üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı elde eden öğrencilerin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı www.mepnet.net veya yobis.mepnet.net adreslerinden edinecekleri bilgiler doğrultusunda hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor. Ayrıca 2019-2020 öğretim yılında TC Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin yurt başvurularını 9 Ağustos saat 24'e kadar yobis.mepnet.net adresinden tamamlaması gerekiyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geçen yılın ilk sonuçlarına göre KKTC üniversitelerinin doluluk oranı %45.94 oranındayken, bu yıl üniversite doluluk oranının %57.35'e yükselmesinin KKTC ve üniversiteler adına sevindirici olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, lisans alanında 5.992 öğrenci yerleşme alırken, ön lisans alanında 2047 toplamdaysa KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı 8.039 olmuştur. Bu sayılara ülkemizde kampüsü bulunan ODTÜ KKTC ve İTÜ KKTC yerleşme sayıları da eklendiğinde 8.689 rakamına ulaşılmaktadır dedi. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi güz dönemi için hazır. Aday öğrencilere Eylül ayının ilk haftasına itibaren üniversite yaşamı, meslek seçimi hakkında geniş çaplı bilgi verilecek. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi güz dönemi için hazır. Aday öğrencilere Eylül ayının ilk haftasından itibaren üniversite yaşamı, meslek seçimi hakkında geniş çaplı bilgi verilecek. Bölümlerin tanıtıldığı özel oturumlarda ve uygulanacak oryantasyon günlerinde öğrenciler bölümlere ilişkin tüm konularda meraklarını giderebilecekler. 9-2 Eylül tarihleri arasında gün boyunca tekrarlanacak program kapsamında öğrenciler her konuda bilgi alabilecekler. MEP ve YÖDAK'tan onay alarak eğitim, öğretim kalitesi yüksek bir üniversite yaratmak için büyük çaba harcadıklarını ifade eden Üniversite Genel Sekreteri Doktor Cansu Meryem Birinci, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nde ülke değerlerini göz önünde tutan, vizyonu geniş, sosyal konularda duyarlı bireylerin yetiştirilmesinin hedeflendiği 13 farklı bölümün bulunduğunu ve tüm bu bölümlerde bilgi üreten, ülke ihtiyacına yönelik nitelikli insanların yetiştirilmesinin birer öncelik olduğunu vurguladı. Üniversitenin eğitim, turizm, siyasal bilgiler, iletişim, sağlık hizmetleri ve sosyal bilimler meslek yüksekokulu'na bağlı birbirinden özel bölümlerin ve özellikle iletişim ve turizm alanında öğrenciler için büyük fırsatların bulunduğuna dikkat çeken Birinci, bu konuda eğitim almayı hedefleyen öğrencilerin tercih edecekleri üniversitenin teknolojik altyapılarına bakmalarını önerdi. Birinci, birçok diğer alanda olduğu gibi özellikle iletişim ve turizm alanında elde edilecek teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesinin oldukça önemli olduğunu vurgularken, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nin bu bağlamda sahip olduğu 4 televizyon kanalı, 2 radyo kanalı, medya ajansı ve otel hizmetleriyle öğrencilere ayrıcalık sunarak çeşitli şekilde uygulama yapma şansı verdiğini belirtti. Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı Eurobarometre 2019 bahar dönemi araştırma sonuçları Rum basınında da yer aldığı araştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıldı. Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik durumu Kıbrıslı Türklerin %57'si tarafından tamamen kötü olarak nitelendirildi. Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı Eurobarometre 2019 bahar dönemi araştırma sonuçları Rum basınında da yer aldı. Politis gazetesi Eurobarometre araştırma sonucuna göre Rumların %57'sinin ekonomiyi tamamen kötü olarak nitelendirdiğini yazdı. Rumların %43'ü ise ekonomiyi tamamen iyi olarak nitelendirdi. Araştırma neticesinde ayrıca Rumların %67'si hane ekonomisinin durumunun iyi, %33'ün ise kötü olarak nitelendirdi. Gazete aynı araştırmanın Rumların Avrupa Birliği'ne devlet kurumlarından daha fazla güvendiğini ortaya çıkardığını, Rumların meclise ve hükümete güvenme oranlarının sırasıyla %34 ile %35 olduğunu, AB'ye güvenenlerin ise %54 şeklinde yer aldığını belirtti. Habere göre Rumların %20'si sonraki 12 ayda ekonominin ve ülkedeki istihdamın kötüleşeceğini tahmin ederken %50'si ise herhangi bir değişiklik öngörmüyor. Gazete aynı haberinin içerisinde araştırmanın aynı sorularla KKTC'de de yapıldığını belirtti. Gazete, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik durumunun Kıbrıslı Türklerin %57'si tarafından tamamen kötü olarak nitelendirdiğini yazdı. Kıbrıslı Türklerin %67'si kişisel ekonomik durumunu iyi şeklinde değerlendirirken, Kıbrıslı Türklerin büyük bir çoğunluğunun önümüzdeki 12 ay içerisinde ekonomik durumunun daha kötü olmasını beklediğini belirtti. Buna göre Kıbrıslı Türklerin %33'ü kişisel mesleki durumları, %40'ı kuzeydeki istihdam koşullarının, %40'ı ise Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik durumunun kötüleşeceğine inanıyor. Kıbrıslı Türklerin AB karşısındaki tutumunun tarafsız olduğunu yazan gazete, %47'sinin AB'ye güvendiğini, %46'sının güvenmediğini, bununla birlikte %50'sinin AB için olumlu imaja sahip olduğunu yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek olası harekata ilişkin açıklamalarda bulundu. Japonya'nın başkenti Tokyo'ya giderken gazetecilere açıklamalarda bulunan Esper, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde karşılıklı çıkarları tekrar alt üst edecek olan tek taraflı saldırıları engelleyeceğini söyledi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu da belirten Esper, "Ankara'yla bir anlaşmaya varacağımız konusunda umutluyum" ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerginlik arttı. Amerika Birleşik Devletleri Pekin yönetimini döviz manipülatörlüğü yapmakla suçladı. Ticaret savaşı tartışmaları Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerginliği iyice tırmandırdı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Pekin yönetimi döviz manipülatörlüğü yapmakla suçlandı. Bakanlık açıklamasında 1988 Omnibus Ticaret ve Rekabet Yasası'nın ilgili bölümüne atıfta bulunarak Amerikan Hazine Bakanı'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan aldığı yetkiye dayanarak Çin'i manipülatör olarak tanımladığı belirtildi. Açıklamada Pekin yönetimi Yuan'ın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçlandı. Buna göre Amerikan Hazine Bakanlığı'nın uluslararası para fonuyla irtibata geçerek Çin'in son eylemlerinin yarattığı adil olmayan rekabet koşullarının ortadan kaldırılması için adım atacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Çin'in G20'deki ekonomik vaatlerinin aksine adımlar attığı ve bu adımların ilgili anlaşmaları ihlal ettiği savunuldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin orta menzili füze geliştirdiğine dair güvenilir bilgi elde edersek biz de geliştiririz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den orta menzilli füzelerle ilgili yazılı bir açıklama geldi. Orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasının sona ermesinden Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tutan Putin, Amerika Birleşik Devletleri anlaşmadan çekilmekle uluslararası güvenliğini tehlikeye soktu dedi. Rus lider Putin ayrıca kontrolsüz silah yarışının başlayabileceğine dikkat çekti. Açıklamada Rusya'nın tek taraflı olarak taahhütlerini yerine getirmeye devam edeceği, ancak mütekabiliyet esasına göre hareket edeceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin füze konuşlandırmadığı yerlere biz de konuşlandırmayacağız açıklamasını yapan Putin, eğer Birleşik Devletler'in orta menzilli füze geliştirdiğine dair güvenilir bilgi elde edersek biz de geliştiririz vurgusu yaptı. Vladimir Putin bir de çağrıda bulunarak güvenliğin sağlanmasıyla ilgili müzakereler geç olmadan başlatılmalıdır. Bunun için hazırız dedi. Gelişmeleri aktardığımız ana haber bültenimizin sonundayız. Güzel bir gün sonu geçirmenizi diliyorum. İyi akşamlar.